Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitiği konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 186 ve 187'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Analitik düzlemde bu noktanın apsisi 7, ordinatı 4'müş. Apsis 7 ise, yani k küp eksi 1 eşittir 7 ise k küp eşittir 8 yapar ve k'yı buradan 2 buluruz. Sonra ordinat da 4 ise, yani burası ordinat, p artı 1 eşittir 4 ise p'yi de böylelikle 3 buluruz. Bizden p artı k isteniyor. P artı k da 3 artı 2'den kaç yapar? 5 yapar. Yani birinci soru böylelikle Akçay yaptı. Geldik 2'ye. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde a, b, c noktaları verilmiş ve k eksi p 4 verilmiş. Alfa açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi k eksi p diyor. Arkadaşım buranın apsisi k, buranın apsisi p. K'dan P'yi çıkarttığın zaman burayı bulmaz mısın? Bulursun. K eksi P 4 verilmiş. O zaman bu uzunluk kaç birim? 4 birim. Ordinatı da kaç birim? 2 birim olarak verilmiş. Buradaki ordinata baktığımız zaman buranın da ordinatı 3 olarak verilmiş. Yani şurası kaç yaptı? 1 yaptı. Ya bu uzunluk demek ne demek? Şuradan dik çizdiğinde buranın 1 olması demek. Aa, burada dikkat et. Burası 1 iken şurayı 4 bulduk. E burada aşağı 4 taş. Yani 1'e 4 oran var. Hipotenüse ait yükseklik böyle 4'te 1 ise hangi üçgende bu? 15, 75, 90 üçgenidir. Ya burası 15, 75 ya da tam tersi. Alfa 75, burası 15 olabilir. E o zaman tam tersi şıklara baktığımız zaman burası 75, burası 15'tir. Yani cevabımız böylelikle E-Dremit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi oran verilmiş bize. K'ya 3K verilmiş. CD uzunluğuna K diyoruz ve AD uzunluğuna 3K diyoruz. Buradaki 1'e 3 oranını kullanmam lazım benim. Şu uzunluk 6 birim. Şurası da kaç birim? 4 birim olduğunu biliyoruz. E şimdi 1'e 3 oranını nasıl kullanabiliriz? Şöyle bir bizden C noktası koordinatla çarpma isteniyor. Bir nokta analitik düzende bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzantıları bizim için önemli. Şuradan dik, şuradan dik çizeceğim böyle ama çizmeme gerek yok sanki. Şuradan dik çizdiğimde hocam 3'e 1 oran var. E o zaman burada da 3'e 1 oran olacak. Yani burası 3A iken burası A olacak. 3A 6 ise A 2. E o zaman burası 2 oldu. Tamamı 4'tü. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. E buraya h dersem dikten dik çizilmiş oldu Öklit bağıntısı. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8 mi? E aynen öyle. Buradan h kare 16 ise h'ı buradan 4 buluruz. E 4 bulduysak c noktasının apsisi 2 birim sağda 2'ye, 4 birim yukarıda 4 noktası çıkar. Bizden ne isteniliyor? C noktası koordinatları çarpımı. Yani 2 ile 4'ün çarpımı isteniliyor. Cevap böylelikle 8 yapar. Yani 3. soru Denizli yapar. Geldik 4. soruya. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir karton parçası verilmiştir. Karton parçası kenarların orta noktalarından kesilerek tam orta noktasından kesilmiş. Şöyle şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit olacak şekilde. O zaman dikdörtgenler mi elde edildiğine 4 tane evet. Şimdi karton parçası orta noktalarından kesilerek eş dikdörtgenlere ayrılmış. Daha sonra dikdörtgenler boyanarak dik koordinat sistemine bu şekilde yerleştirilmiş. A noktası 6'ya 5 verilmiş. A noktası 6'ya 5 ise şurası 6'dır. Dikdörtgen olduğundan burası dik ya. Şurası da 5 mi yapıyor? Evet. Bak dikkat et. Eş dikdörtgenler. Uzun kenarını kaç bulduk? Yani ordinatı 5 ya. Şurası 5 ise uzunluk 5 birimdir. 5 birimdir. Yani bu dikdörtgenin uzun kenarını 5 buldum. Uzun kenarı 5 ise tamamı 6 olduğundan 1 oldu. Evet. Eş dikdörtgenler bunlar. Bak kısa kenarı 1 çıktı. Olay bitti o zaman. 1'e 5. Hocam şurası 1 birim ya. Burası 5 birim ya. O zaman buraya kaç kaldı? 4. 1 birim burası. 1 birim burası. 5 birim burası. Tamam 5 olduğundan 1'i burası olduğundan 4 birim burası yapar. Bir birim de burası. Karınca şöyle şu yoldan gitmiş. Mavi yoldan gitmiş. İzlediği yol soruluyor. 1, 4 daha 5. 10, 11, 12, 16, 21, 22 yapıyor topladığımız zaman? Evet. Yani 4. soru Ceyhan çıktı. Geldik 5. soruya. Analitik düzlemde bu noktalar arasındaki uzaklık 5 birim verilmiş. Vallahi normalde kare küçüğünde x'ler farkı. Yani eksi 1 eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı. K eksi 6'nın karesi eşittir 5 deyip işlem ne yapabiliriz? Ya da şöyle bakacak olursan x'ler farkı kaç? Eksi 3 yani 3. Y'ler farkında kaç olması lazım? 4 olması lazım. Yani k eksi 6 4 olabilir ya da k eksi 6 eksi 4 olabilir. Yani bu şekilde de yapabilirsin. Kısa yoldan da yapabilirsin. Hani x'ler farkı 3 uzunluk 5 ise 3 4 5 üçgeninden y'ler farkı da 4 olacak diyebiliriz. Ama y'ler farkı 4 ya da eksi 4. Zaten bunu açtığın zaman da aynı şeye gelecek. K eksi 6'nın karesi eşittir. İşte 16 gelecek. O zaman k eksi 6 ya 4 olacak ya da eksi 4 olacak. Ha böyle kısa teknikleri de uygulayabiliyoruz tabii ki. K'yı buradan 10 bulabiliriz ya da k'yı buradan kaç bulabiliriz? 2 bulabiliriz. K'nın olabileceği değerler çarpımı isteniyor bizden. 10 çarpı 2'den cevap kaç çıkar?
20 çıkar. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijini olan eşkenar üçgenin, evet, dik koordinat düzlemini çizelim o zaman. Çünkü özel bir şeyden bahsetmiş. Bir köşesi orijin demiş. Şimdi ağırlık merkezi de 6'ya 8 demiş. Ağırlık merkezi 6'ya 8 ise ve bir köşesi buradaysa arkadaşım, üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Yok, analitik düzleme çizmeme gerek yok. Bir eşkenar üçgen rastgele çizeyim. Bir köşesi orijin, 0 0 noktası diyeyim. Ağırlık merkezi de 6'ya 8 demiş. Arkadaş buradan belli zaten. Ne yapabiliriz? Şu iki nokta arasındaki uzaklık belli. Burası ağırlık merkezi de, devamı kenar ortaydır. Eşkenar üçgende ne oluyor? Çizilen kenar ortay tabanı iki eş parçaya böler. Ve aynı zamanda bu 60 60 60 ya 30 30 oldu buraları. Burada bir ne çıktı arkadaşlar? Bir iki nokta arasındaki uzaklık var. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 8. 6 8. 10 üçgenden buraya 10 bulurum. 1'e 2 orandan dolayı burası 5 çıkar. 60'ı karşı 15 ise burası 15 bölü kök 3 çıkar. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali yapar. O zaman kök 3 eşleniyle çarparsam 15 kök 3 bölü 3 çıkar. Yani 5 kök 3 çıkar. Şurası. Burası 5 kök 3. Burası da 5 kök 3. Toplamda 10 kök 3 mü oldu? Evet. Üçgenin çevresi soruluyor bana. Bir kenar 10 kök 3 ise çevrede 10 kök 3'ten 3 tane var. Yani 30 kök 3 yapar cevabımız. Evet, böylelikle 6. soruyu Denizli bulduk. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki koordinat sistemine dikdörtgen şeklinde özdeş tuğlalardan 6 tane yerleştiriliyor. Evet, böyle özdeş tuğlalar yerleştirilmiş ve dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı da 2 birim olarak verilmiş. Şu ikileri yazalım. A ve B noktalarının orta noktası isteniyor. Arkadaş, dikdörtgenin böyle eş yapılar kullanıldığı zaman genelde kısa kenarlarla uzun kenarı bulduruyorlar demiştik. Bak, uzun kenar kaç çıktı? 6. Hocam 6 birim burası. 6 birim burası. Uzun kenar 6 oldu. Kısa kenarda ikileri yazdık. Sonra A ve B noktalarının orta noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. B'ye bakalım. Hocam şurası kaç birim? 6, 10, 16. B noktası 16 ya kaç? Ordinatı 2 yapar. A noktası da kaç birim yukarıda? 2, 4, 6. 0, 6 noktası. Şimdi orta noktası toplamlarının yarısı 8'e. Toplamlarının yarısı 4 yapar. 8'de 4 noktası yaptı. Yani 7. soru böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik 8. soruya. Şimdi AB bölü AC 1 bölü 3 demiş. AB uzunluğu K iken AC uzunluğu 3K verilmiş. Hocam 1'e 3 oran var burada. O zaman burada da 1'e 3 oran yok mu? Açı ortayda koldaki oran tabandaki oran. Koldaki oran tabandaki orana eşitti. Burada da bir oran var. Şimdi dikkat et. Şuraya bakalım. Hop, buradan buraya. Kaç yükselmiş? 4 yükselmiş. Hemen yazıyoruz. 4A'da 4 yükselmişse, bak bu tarafa doğru gittim. A'da 1 yükselir. Buradan buraya A var zaten, 1 yükselteceğim. Eksi 1'den 1 yükselttiğim zaman D noktasını bulurum. Yani 0A. Şimdi buraya bak, 2 iken 10 olmuş, 8 yükselmiş. 4A'da 8 yükselmişse A'da 2 yükselir. O zaman ordinatta 2 yükselecek. 2'den 2 yükseltince de 4 yapar burası. 0'a 4 noktasının koordinatları toplamı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle 4 yapar. Yani 8. soru Cihan oldu. Geldik 9. soruya. Analitik düzlemde köşegenlerin kesim noktası eksi 1'e 3 olan paralel kenarın köşelerini toplamı isteniyor. Şimdi analitik düzlemde şöyle bir şey yapalım. Burası x1, y1. Şurası x2, y2. Burası x3, y3. Burası da x4, y4 olsun. x4, y4 olsun. Şimdi gençler, köşegenlerin kesim noktası. Köşegenler birbirini ortalamıyor mu? Evet. Yani buradaki nokta ya şu x1 ile x3. X1 artı X3 bölü 2'ye, Y1 artı Y3 bölü 2. Ya da aynı zamanda şu ikisine bakacağız. X2 artı X4 bölü 2'ye, X2 artı X4 bölü 2'ye, Y2 artı Y4 bölü 2 yapar. Aynı zamanda bu nokta ne verilmiş arkadaşlar? Eksi 1'e 3 denmiş. Yani X1 artı X3 bölü 2 eksi 1 ise X1 artı X3 kaç yapar? Bölü 2 ise eksi 1 ise 2 ile çarptın eksi 2 yapar. Hatta buradan 3 yapacak. Y1 artı Y3 bölü 2 ise Y1 artı Y3 bölü 2 eşittir 3 ise Y1 artı Y3 de 6 mı yapar? Evet. Şimdi bu noktayı buna eşitleyince bu çıktı. Aynı zamanda bu nokta. X2 artı X4 bölü 2 eksi 1 eşitse X2 artı X4 de eksi 2 eşit olur. Y2 artı Y4 bölü 2 de eşittir 3 ise o zaman Y2 artı Y4 de kaç yapar? 6 yapar. Şimdi köşe koordinatları toplam isteniyor. İşte bunların hepsini toplam isteniyor. X1, X2. Ondan sonra şurası x2 artı x4 olacak. X1, x2, x3, x4 hepsinin toplamı isteniliyor bizden. Hepsi topladığımız anda kaç geliyor? Bütün koordinatlar toplamı isteniliyor. X1, x2, x3, x4
Hepsini toplarsam Y1, Y2, Y3, Y4 toplamında bulurum. Toplayalım o zaman bunları. Şu ikisinin toplamı 4. Bu ikisinin toplamı da 4. Toplamda da kaç yapar o zaman? 8 yapar. Yani cevap Akçay yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Şimdi bunun alanı isteniyor. Arkadaşlar formül vardı. Hani böyle bir üçgen yapıp hocam formülden yapayım falan gerek yok. Tamam dörtgende bu formül ama şu üçgeni bulurken sıkıntı oluyor. Biz şöyle yapsak bu iki üçgeni şu şekilde oluştursak. Bak şu üçgenin alanını bulabilirim. Tabanı kaç? 2. Yükseklik belli değil ama şu 4'e 5 noktasını kullanalım. Hocam 4'e 5 deyince şuradaki noktam 5. Buradaki noktam 4. Burası 4 birim, yukarısı 4 birim. 5 birim, burası 5 birim. Bak şu üçgenin alanı ne yaptı? Taban 2 iken yükseklik 5 yaptı. 2 çarpı 5 bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı kaç yapıyor? Şu üçgenin alanı taban kaç burada? Böyle bakacak olursan yine 2. Yükseklik kaç? 4. Burası 90 derece olduğundan. Sadece yükseklik geniş açı olduğundan dışarı doğru düşüyor. 2 çarpı 4 bölü 2 isteniyor bizden. 5 artı 4'ten cevap kaç yapar o zaman? 9 yapar. Yani 10. soru Ceyhan çıktı. Geldik 11. soruya. Yukarıdaki şekilde ABC üçgensel bölgesinin köşe noktalarında bulunan ağaçların konumları dik koordinat düzleminde modellenmiştir. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen şöyle AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Tamam bunları eşitleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Şöyle iki nokta arasındaki uzaklıkları eşitleyeceğiz. Şu iki nokta arasındaki uzaklık karekök içerisinde x'ler farkı a-3'ün karesi artı a-4'ün karesi y'ler farkın karesi eşittir. Karekök içinde şu AC mi eşit olacak? AB ile AC diyor. O zaman burada da x'ler farkı kaç yapıyor? Bundan bunu çıkarttığın zaman a artı 6'dan şeyi 3'ü çıkarttığın zaman a artı 3 mü yapıyor? Evet. A artı 3'ün karesi artı şundan şunu çıkarttığın zaman a eksi 8 mi yapıyor? A eksi 4 eksi 4 a eksi 8 yapıyor. A eksi 8'in karesi yapacaktır. Evet burada her iki tarafın karekökleri birbirini götürür. Şunları açalım bakalım. Burada a kare eksi 6a artı 9 artı a kare eksi 8a artı 16 eşittir. A kare artı 6a artı 9 artı a kare eksi 16a artı 64 yaptı. A kareler gitti mi? Gitti. Şimdi burada ne var? 8, 6 daha eksi 14a var. Eksi 14a'yı öbür tarafa atınca artı 14a yapar. Eksi 2a yapar. Artı 6a 4a yapar yani burası. Sonra 4a burada kalsın. Şu 64 değil mi? Buradaki 9'lar gitti mi? Gitti. Sonra burada 16 kaldı sadece ve sadece. Burada da 64 kaldı. Öbür tarafa atınca da eksi 48 mi yapıyor? Evet. O zaman 4a eksi 48'e eşitse a'yı da böylelikle ne buluruz? A'yı da 12 olarak buluruz. Eksi 12 olarak buluruz. Benden ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı isteniyor. Tamam. A'yı eksi 12 bulduysak B noktası eksi 12'ye eksi 12 noktası yapar. C noktası da A'yı eksi 12 bulduysam eğer eksi 6'ya eksi 18 noktası yapar. O zaman ağırlık merkezinin koordinatları apsisler toplamı eksi 12 eksi 6 artı 3 bölü 3'e yani apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Koordinatlar toplamı eksi 12 eksi 18 artı 4 bölü 3 yapar. Şimdi burası kaç yaptı o zaman? Eksi 18 eksi 15 bölü 3'ten eksi 5 yapar burası. Eksi 30 eksi 30 değil mi burası? Evet. Şimdi burası a eksi 4. A yerine kaç? Eksi 12, eksi 12 yazacaktık. Ay burası eksi 12 yazdığında eksi 16 yapıyor arkadaşım. Şurası eksi 16'yı yapalım. Tamam o zaman burası eksi 28. Eksi 24 yapıyor. Eksi 24 bölü 3'ten de eksi 8 yapar burası. Şu ikisinin toplamı isteniyor benden. Eksi 5 ile eksi 8'in toplamı isteniyor. Toplamda kaç yapar? Eksi 13 yapar. Yani cevap böylelikle Akçay yaptı 11. soruda. Ve böylelikle birinci testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda yani ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.